Merhabalar. Bugün 4. videoyla sizinle beraberim. Bağımlılıklar konusunda belirli bir aşamaya kadar anlayışınızın derinleştiğini düşünüyorum. Eğer ilk 3 videoyu izlediyseniz. İlk 3 videonun amacı size düşünce, bilinç, akıl 3 prensibini birazcık anlatabilmek, aktarabilmekti. Bunları öğrenmemizin temel sebebi düşüncenin içinde yaşadığımız, bilincimizle onları hissettiğimiz, bunun kaçınılmaz olduğu gerçeği ve bilgelikle sürekli bir yaratıcı tarafından yönlendirildiğimiz gerçeğini size aktarmaktı. Dolayısıyla kainatın düzeninin bu kadar bizim kontrolümüzde olmadığını gören her birey, aslında onu kontrol etme çabasını yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Üç prensibi bilmekle bilmemek arasındaki fark bu kadar bariz. Bilmeyen bir kişi gün içinde her şeyi zihniyle, beyniyle kontrol etmeye çalışırken buna sigara içmek ve benzeri şekillerde kontrolü sağlamaya çalışma stratejileri sağlamak dahil, bunun için bütün enerjisini kullanırken prensipleri bilen bir birey kontrol etmeye çalışmayı bırakıp kendini özgür iradesini yaratıcının iradesiyle uyumlu bir hale getirerek onun kendisi yerine düşünmesini, onun kendisi yerine yapmasını, onun kendisi yerine bir şeyleri yönlendirmesini teslim oluyor ve tevekkül ediyor. Böylece aslında zihnini, beynini, vücudunu bir nevi üst bir bilinçle uyumlayarak daha efektif bir şekilde kullanıyor ve ekstra gereksiz zihinsel aktiviteden geri durarak aslında bütün enerjisini kendine saklıyor ya da doğru yerleri kanalize ediyor diyebiliriz. İlk 3 videonun amacı tam olarak buydu. Eğer biraz daha derinleşmeye karar verdiyseniz geri kalan videoları da izlemeye, dinlemeye devam edebilirsiniz. Daha henüz hazır hissetmiyorsanız kendinizi ilk 3 videoyu yeniden dinlemenizi size öneriyorum. Yeniden tekrar gerekirse 100 kere anlayana kadar, anlayışınız derinleşene kadar, belki de senelerce gerekirse, her bağımlılık için ayrı ayrı da olabilir, dinleyerek bu bizim kanalımızdaki bütün 300 küsur videonun hepsi prensipleri anlatıyor. Hepsini izleyerek de anlayışınızı derinleştirebilirsiniz. Yani o videolara bağlı kalmak zorunda değilsiniz diyebilirim. Bu videonun konusu, dediğim gibi, biraz daha derinleşmeye devam ederek ilerleyecek videolar. Bu videonun konusu mutluluğun içeriden kaynaklandığı ve asla ve asla ve asla dışarıdan hiçbir şekilde ve yolla içimize mutluluğu sokamayacağımız gerçeği. Bu yıllarca Cem Yılmaz'ın verdiği örnek şaka ile insanların dalga geçtiği "mutluluk nerede, içimizde" şeklinde "ha ha ha" gibi güldüğümüz aptalca bir düşünce gibi gelebilir size ilk önce. Bana öyle gelmişti. Açıkçası çok komik geliyordu. Bunu sadece düşünmesi bile çok komik geliyordu. Kesinlikle mutluluğun içeriden falan kaynaklandığını düşünen bir insan değildim ben. Kaldı ki hani bunu test edip araştırmaya geçmek bir yana dursun. Öyle söyleyeyim. Bu tür fikirlere pek açık değildim, açıkçası söylemek gerekiyorsa. Komik buluyordum, dediğim gibi. Sebebi zihinsel çok fazla mutluluğa dair fikrimin olması ve kendimi mutlu eden şeylerin dışarıdan geldiğini düşünmemdi. Bu olgunlaşmamış ben, şimdiki halime kıyasla tabii ki, hayatın nasıl işlediğini tabii ki bilmiyordu. Bilmediği için de haliyle
prensipleri kullanarak kendi kendine gün içinde türlü türlü eziyetler ederek çeşitli düşünce sistemleriyle ve tabii ki çevresine de aynı şekilde zarar vererek hayatını idame ettiriyordu. O yılları baktıkça ne kadar aslında cahilliğin kötü bir şey olduğunu görüyorum. Ve hatta hala bugün dahi kendimi birçok konuda cahil olarak görmeye devam ediyorum. Çünkü öğrenme süreci devam etmek zorunda. Eforsuzlukla, limitsizlikle uyumlanmak istiyorsak eğer. Hayatımızın gerçekten hani ermek demeyeyim ama aydınlanmaya doğru gitmesini istiyorsak, daha merhametli, daha sevgi dolu, daha güven içerisinde ilişkiler yaşamak, kendimizle öyle bir ilişki elde etmek istiyorsak açıkçası bu cahilliklerimizden kurtulmalıyız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bağımlı olduğumuzda herhangi bir şeye, aslında bunun en temel sebeplerinden bir tanesi cahillik. Öğrenmenin yaşı yok, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp şeklinde bir sürü atasözümüz var. Bunlar çok güzel bence. Bizi teşvik edici şeyler olduğunu düşünüyorum. Beni teşvik ediyor açıkçası. Çünkü egolarımız direkt devreye girebiliyor yani. Senden mi öğreneceğim? Bana ne? Öğrenmek istemiyorum. Çok saçma. İşte öyle bir şey yok falan tarzında. Dolayısıyla mutluluğun içeride olduğu gerçeğini görmek için öncelikle bu tür düşüncelerinizden uzaklaşmanız gerekiyor ki bunu ciddi manada bakıp görebilin. Mutluluk içeride olduğu gibi herhangi dışarıdan bir şeye bunu bağladığımızda %100 mutsuzluk da garanti. Yani hem mutluluk içeride hem de %100 mutsuzluk dışarıda sanıyorsanız garanti olduğunu hayatınızda ilk olarak görmeniz gerekiyor. Mutluluğun içeride bulunması için yine test etmek gerekiyor. Bana inanmanız ya da Cem Yılmaz'a inanmanız hiçbir şey değiştirmiyor özetle. Mutluluğu ve çözümleri dışarıda aramayı tamamen bırakmak ve içeride aramaya ve bulmaya doğru yönelmek de gerekiyor. Şimdi bunların hepsini nasıl yapacağız? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle hayatınızda örneklerle mesela ilerleyebiliriz. Diyelim mutlu olmak istiyorum ve bunun eşimden gelmesini istiyorum. Diyorum ki eşim bana çiçek almıyor. Çiçek alsaydı mutlu olurdum. Her sabah çok güzel günaydın deseydi mutlu olurdum. Eşim bana her sabah kahvaltı hazırlasa çok mutlu olurdum. Ama eşim bunların hiçbir tanesini yapmıyor. Hatta eşim böyle ne bileyim bağımlılıkları olan, kötü huyları olan, öfkeli falan böyle bir insan dahi olabilir. Ben diyorum ki eşim de böyle işte hiç istemediğim gibi bir eş. Ve beni çok mutsuz ediyor bu durum diyorum. Ne oldu aslında, ne yapmış oldum? %100 mutsuz olmuş oldum. Neden? Çünkü mutluluğumu kendi dışımda bir şeye bağlamış oldum. Buradaki şey insan, eşim oluyor. Bu çok büyük bir örnek gibi görünebilir size. Mesela daha küçük bir örnek de olabilir. İşte hani en basit sigaradan örnek vereyim. Ben sigaram bittiğinde çok sinir olurdum. Çok mutsuz olurdum. Sigara alamadığım durumlarda da herhangi bir işim varsa gidemiyorsam vesaire daha da böyle sinir olurdum. Ne oldu? Aslında mutsuz oldum. Çok ufak bir şey aslında baktığınızda. Ama kendi dışımda olduğu sürece %100 mutsuzluğum aslında garanti. Başka bir örnek verin. Mesela bir işin olması için bir sürü emek verdiniz. Bir sürü çaba sarf ettiniz. Her şeyi yaptınız. Gayret ettiniz falan. Olmadı. O işiniz olmadı. Ne oldu? Mutsuz oldunuz. Neden? Çünkü kendimizin dışında bir şeye bağlamış olduk mutluluğumuzu. Dolayısıyla hayatta bazen çok emek veririz. Doğru insanla evlendiğimizi düşünürüz. Ya da
bazı şeyleri elde etmek isteriz ama bunlar bizim planlarımız doğrultusunda gitmeyebilir. Çoğu zaman da gitmez zaten. Ne yapacağız o zaman? Her seferinde mutsuz olacağız. Bunun başka hiçbir yolu yok yani. Başka türlüsü yok. Neden? Çünkü her seferinde ne istiyoruz biz? Kendi istediğimiz olsun, kendi planladığımız gibi olsun, kendi istediğimiz şekilde olsun bir şeyler. Olmayınca, istediğimiz gibi olmayınca ne yapıyoruz? Sinirleniyoruz. Ne yapıyoruz? Anksiyeteye giriyoruz. Ne yapıyoruz? Çok aşırı üzülüyoruz. Kendimizi paralıyoruz falan. İçsel olarak çok mutsuz oluyoruz. Sonra da diyoruz ki aman ne yapalım işte. Hayatta böyle işte. Çok kötü bir yer. Çok kötü. Çok komik geliyor bana tabii şu anlatınca. Hayatta böyle çok kötü bir yer. Ne yapalım işte. Koşullar, şartlar bizim elimizde değil. Denedim olmadı. İşte istediğim gibi olmuyor. Ne yapayım? Ben küstüm. Oynamıyorum. Zaten de burası çok iğrenç bir yer. Oynamaya da pek de gerek yok yani diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Tabii bunun çok daha büyük örnekleri de var. Yani mesela çok yakınınız birisi ölebilir mesela. Hayata küsebilirsiniz atıyorum. Hani böyle şeyler de var. Bu verdiğim örnekler çok basit şeylerdi ama çok daha büyük olan durumlar da var. Yani hiç komik olmayan durumlar da var. Burada da ne oluyor aslında? Yine aynı mantık. Tabii ki de mutsuz olmakta %100 haklıyız her seferinde. Ona bir şey demiyorum. Mutsuz olabiliriz. İnsanız. Elbette ki mutluluğu dışarıdan bir şeye bağlayacağız yani. Bu kaçınılmaz. Ama buradaki mantaliteyi anlamadığımız sürece hiçbir zaman mutluluğu bulamayız. Böyle yapmaya devam edersek. Dolayısıyla bir noktada mutluluğu bulmalıyız ki onun için doğru yere bakmamız gerekiyor ki onu bulalım. O yüzden ben size aslında onun nerede olduğunu göstermeye çalışıyorum. Her ne kadar mutsuz olursanız olun mutlu olabilirsiniz. Çünkü bunun kaynağı tamamen içimizde. O yüzden burada ne yaşamış olursanız olun çok kötü olabilir. Çok gerçekten çok travmatik olabilir. Çok küçük de olabilir. Özünde aslında mantığını anlamadığımız sürece, mutluluğu dışarıdan bir şeye bağladığımız sürece %100 mutsuz olmamız garanti. Hani bu kısmı daha iyi anlasanız bu videodan çok fazla şey anlamış olursunuz aslında. Çünkü ben buraya kadar bile tam olarak anlayamıyordum onu. Net bir şekilde söyleyeyim. Bayağı zaman aldı yani bunu çözebilmem. Bir sürü test etmem gerekti. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Bir sürü şey test edin yani. Sürekli test edin söylediklerimi. Dolayısıyla mutluluğu içeride bulabilmek için aslında içerisi neresi biraz ondan bahsetmeliyim size. İçerisi dediğim yer zihinsel düşüncelerin olmadığı yer. Zihnime bakmadığım yer. Zihnimin sadece analitik ve sürekli düşünce üreten kısmına bakmadığım yer. Sürekli her gün aynı şeyleri düşündüğüm yöne bakmadığım yer. Burası neresi? Burası yine zihnimde açılabileceğim bir yer. Ancak bu kısımda zihnimin aslında limitsiz alanını kullanmış oluyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani bir potansiyele açılıyorum. Bakmadığım bir yöne doğru bakıyorum. Atıyorum hep sağa doğru bakıyorsam sola doğru bakıyorum. Hep arkama bakıyorsam öne doğru bakıyorum. Aşağı bakıyorsam yukarı bakıyorum. Çapraza bakıyorsam diğer çapraza bakıyorum gibi. Sürekli baktığınız yöne bakmadan farklı bir yöne bakarsanız eğer, ki burası genelde işte kalbimiz, ruhumuz ya da bilgelik olarak ifade ediyoruz biz. Bu tarafa doğru bakarsanız kendi içimize doğru, yani ben ne biliyorum? Benim ruhum bana ne diyor? Benden ne yapmam isteniyor şu an? Ben ne yöne doğru yöneliyorum, yönlendiriliyorum? Ne yöne yönelmeyi istiyorum? Daha çok niyetim ne yönde? Ve
aslında iç sesimin beni yönlendireceği yer orası oluyor. Bu iç ses dediğim şey illa bir ses değil. Bir yönlendirme de olmayabilir. Ses de olabilir, yönlendirme de olabilir ama olmayabilir. Bir hissiyat. Özünde bir hissiyat arıyorum. Bir yönlendirme hissiyatı. Ne tarafa yönelmeliyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum noktasında durup. Nötr bir nokta burası. Gerçekten bilmiyorum çünkü. Bir sonraki saniye ne olacağını bilmiyorum. Bir sonraki saniye akıl prensibinin, bilgeliğimin beni hangi yöne yönlendireceğini bilmiyorum. Bir sonraki saniye gerçekten benim için bir bilinmez bir nokta. Dolayısıyla bilmiyorum. Nereden bileceğim? İçime bakarsam içsel bir GPS'im var gibi düşünün. O GPS beni yönlendirecek. Ve ben ne yapmam gerektiğini bileceğim. Bunun için elbette çok hızlı bir şekilde yaşarsanız, çok stresli, çok zor ortamlarda ya da kendi içinizde, zihninizde çok karmaşık bir noktalarda yaşarsanız bunu duymanız daha zor, iç sesi. O yüzden birazcık sakinleştirip, zihni sakinleşmesini bekleyip, birazcık ona zaman tanıyıp, tıpkı bir kar küresinin karlarının aşağı inmesi için tanıdığımız zaman kadar bir zaman yeterli. Bekleyip, zihin sakinken netliği beklemek, o hissiyatı beklemek. Sonrasında o hissiyat geldikten sonra harekete geçmek. Buraya baktığımda ben kendi içimde her şeyin kaynağı olduğunu görüyorum. Ben gördüm zamanla, test ederek, baktıkça ne istiyorum mesela? Mutluluk mu istiyorum? Orada. Sevgi, aşk mı istiyorum? Romantizm mi istiyorum? İçimde. Para mı istiyorum? Bolluk, bereket mi istiyorum? İçimde yine. Şükür mü istiyorum? Yine içimde. Şefkat mi istiyorum? Yine içimde. Hangi hissiyatı istiyorsam, ne istiyorsam hayatımda fiziksel olarak da ne istiyorsam, bir araba mı istiyorum? Yine beni ona yönlendirecek yönerge ve kaynak ve harita benim içimde. İçime bakarak, o iç sesi dinleyerek, kendimi dinleyerek, bana verilen yönergeleri yaparak, takip ederek, GPS'i takip ederek ne istiyorsam oraya varabiliyorum. Örneğin mutluluğun dışarıda olmadığına dair bir şey söyleyeyim size. Her şeyiniz var. Her şeyiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz, evlisiniz, mutlusunuz. Artık insan ne isterse, ev, araba vesaire, iş falan filan. Ne istiyorsa, yani basit ihtiyaçlar. Bunun hepsi var. Her tür imkanınız var. Ama kendinizi hiç iyi hissetmiyorsunuz. Hiç iyi hissetmiyorsunuz. Bir sebebi de yok. Ne oldu? Bütün size mutluluk verebilecek her şey dışarıda varken, işte çocuğunuz size çok iyi davranıyor, muhteşem vakit geçiriyorsunuz falan ama bir türlü iyi hissetmiyorsunuz kendinizi. Ya da sağlığınız yok. Hani içsel olarak sağlığınız yerinde değil. İçsel olarak o bağ kopuk. Tıpkı Wi-Fi'nin kopması gibi. Çekmiyor yani. İçinizdeki sesle bağınız kuvvetli olursa mutlu olursunuz. İçimizdeki sesle bağımız olmazsa mutluluğu yanlış yerlerde ararız. Sevgiyi yanlış yerlerde ararız. Neye ihtiyacımız varsa onu yanlış yerlerde ararız. Örneğin çok para kazanmak için kumar oynamak. Çok yanlış bir yer. İşte çok fazla sevgiye ihtiyacı olan kızların ya da erkeklerin bir sürü sevgilisi olması ve hiçbir ilişkisinin yürümemesi. Çok yanlış bir yer. Ya da ne bileyim işte aklınıza ne gelirse, neye ihtiyacınız varsa, mesela çalmak, bir şeye ihtiyacınız var onu çalmak. Çok yanlış bir yer. Dilenmek, atıyorum, yanlış bir yer. Yani yokmuş gibi oluyor. Çünkü gerçekten yok. Ne yok ama? İçsel sesimizle bağ yok. Yani gerçekten yok değil.
Dolayısıyla içsel olarak ben insan olarak mutluluğu arıyorum. Herkes mutluluğu arıyor. Herkes ama herkes mutluluğu arıyor. Sadece işler yolunda gitmediğinde dahi bu kadar mutsuz olabiliyorsam, herkes olabiliyorsa demek ki herkes mutluluğu arıyor. Herkes her şeyi mutlu olabilmek için yapıyor. Bakın hayatınıza, ne yapıyorsanız mutluluğunuz için yapıyorsunuz. Ne alıyorsanız, ne veriyorsanız, ne yapıyorsanız sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz için bunları yapıyorsunuz. Bunlar çok saçma şeyler olabilir. Sigara içmek gibi. Bizimle bağırmak gibi. Sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz için o insana bağırıyorsunuz. Çok saçma. Ama öyle. Sonunda mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz. O yüzden o davranışı sergiliyorsunuz. Sergiliyoruz hepimiz. Çok saçma davranışlar sergileyebiliyoruz mutlu olacağımızı zannettiğimiz için. Az önce bir sürü örnek verdim. Ve ben bunu bilirsem eğer, kendi kontrolümde olmayan dışsal tüm etmenlere gücümü vermeyi, onlarda mutluluğu aramayı bırakırım. Neden? Çünkü kaynağın nerede olduğunu biliyorum. Mutluluğun nereden gelebileceğini biliyorum. Bunu test etmişim. Ve bunu kendime kanıtlamışım. Bunu biliyorum. Mutlu olmak istiyorsam saçma sapan davranmayı bırakıp dış koşullara, dışarıdaki her şeyden elimi ayağımı çekip adeta teslim olup içe dönüp kendi içimde onu bulmalıyım. Ve bu niye bu kadar önemli? Bu konu çok önemli. Tüm eforsuz yaşam hareketinin kuruluş amacı. Onu söyleyeyim size. Çünkü insanlar mutlu olduklarında başarılı bir hayat yaşarlar. Ve başarı onlar için aslında mutluluk demektir. Ve bunun tanımı herkes için değişir. Ve inanın herkes başarılı olmak ister, herkes mutlu olmak ister. Ve ancak ve ancak başardığımızda mutluysak, yani başardım ama tarumar oldum. Bu başarı değil o kişi için. Ancak ve ancak başarı dediğimiz şey mutluluğa çıkarsa bizim için başarı oluyor. Ve süreç de çok önemli. Süreç mutlu geçerse, özellikle kadınlar için, feminen enerji çünkü sürece daha çok önem veriyor. Bizim için mutluluk oluyor. Ama süreç çok kötü geçerse, sonuç iyi olsa dahi mutluluk olmuyor. Ve mutlu olmak bizim nihai hedefimiz olduğu için, hayatta her şeyi bunun için yaptığımız için, içeri bakıp mutluluğu bulmak yapmamız gereken tek şey oluyor. Çünkü hedefim oysa ve bunu bulmak bu kadar basitse, ben niye bu kadar çok şey yapıp da mutluluğu elde etmeye çalışayım ki? İçime dönerim, mutlu olurum, mutluluğu içimde bulurum. Ondan sonra zaten her şeyi yapabilirim ki. Zaten ondan sonra yapma kısmı çok önemli olmuyor. Geri kalanları yapma kısmı. Çünkü zaten onları yaptığım için mutlu olmayacağımı biliyorum. Ya da onları elde ettiğim için mutlu olmayacağımı biliyorum. Onlar bende ekstra bir mutluluk yaratmayacak. Ben kendi içimde mutluluğu arıyorum. Yani özünde Everest'e tırmanan Nasuh Mahruki mutluluğu aradığı için oraya tırmanmadı. Mutlu olduğu için oraya tırmandı. Yani bir şey başaran bir insana baktığımızda, yüksek başarı sahiplerine, Atatürk gibi mesela baktığımızda, kendi içinde bilinçli, mutlu, huzurlu olduğu için bu kişi başarılı oluyor. Tam tersi değil yani. Başardı sonra mutlu oldu. Hayır. O yüzden başarının yine yanlış bilinenlerinden bir tanesi ve bağımlılıklarımızın yegane sebebi mutlu olma çabamız. İnsanlar bütün gün işe gidiyorlar. O
kadar fazla çalışıp sadece bir ay çok küçük bir maaşla yaşamaya çalışıyorlar. Bunu alıyorlar. Ve sonra mutlu hissetmeye çalışıyorlar. Mutlu olmaya çalışıyorlar bir şeyler yaparak. Ama bu değil yani. Amaç bu değil. Ben eğer mutluysam, evet o işte çalışabilirim, aldığım maaşta artık ne yaparsam bana yetiyor da olabilir, fark etmez. Ama bunu yapıp da ben mutlu olacağım, bunu yapıp da şöyle şöyle yapacağım, sonra mutlu olacağım diye bir şey yok. Yani önce içime dönüp mutlu olmalıyım, ondan sonra zaten yaptıklarım çok önemli olmuyor. Yine çok önemli ama mutluluk için bir önem arz etmiyor. Bugünkü videoda bu kadar. Test etmenizi, dediğim gibi, test etmeniz gerekli. Bana inanmanız, beni dinlemeniz hiçbir şey ifade etmiyor. İçe dönüp mutluluğu kendi içinizde bulmaya başlamanızı öneriyorum. Bunu yaptığınızda hayatınızın ne kadar bambaşka bir yöne gittiğini kendi gözlerinizle görmeniz için. Görüşmek üzere.